Evet, tekrardan merhabalar. Adım Mehmet Bey, şaka şaka tamam öğrendik. Yüzde problemindeyiz. Bu dediğim gibi çok önemli bir konu. O yüzdeyi es geçmek çok tavsiye etmiyoruz. Biz sayı kestir, grafik, sayısal mantık öneriyoruz. Doğru ama özellikle ALES, DGS'de asla es geçeceği bir konu değil. Onlardan sonra da bu konuya çalışmanızı tavsiye ederim. O konulardan sonra isterseniz. Çünkü niye soru çıkabilir de grafiklerde falan yüzdeyi ara sıra kullanıyoruz. Sayısal mantığın bazı sorularında var. O yüzden görelim. Dört video çözeceğiz, çekeceğiz. Hazırsanız konuyu biraz anlatalım. Aslında günlük hayattan bir konu değil mi? Şimdi telefonunuzu açın mesela. Mesaja bakın, her yerde yazıyor. %50 indirim, 35 indirim, 35 bin indirim, 40 KDV, öbürü ÖTV falan, bir sürü bir şey var. Şimdi yüzdeyi o yüzden günlük hayatta çok kullandığımız konulardan bir tanesi. Biz sayı probleminde ne yapmıştık mesela? Bir sayının 3 katı değil mi? O neydi? 3 çarpı x. Kesirde ne yapmıştık biz? Bir sayının 2 bölü 5'i mesela. O neydi? X çarpı 2 bölü 5. Yüzde konusunda da şunu yapacağız. Bir sayının mesela %40'ı. Yüzde konusu kesirle aynı. Birebir aynı. Hiçbir farkı yok yani. Biz sayının %40'ını nasıl alacağız mesela? Şöyle yapacağız. X çarpı 40'ı yazacağız ve 100'e böleceğiz. Burada da sadeleşme oluyor %99. Sıfırlar gittiğini düşün. 2'ye bölerseniz, 2 2'ye bölerseniz kaç gelir? 5. O zaman sayı kaç oldu yani? X çarpı 2 bölü 5 gelmiş oldu. Bak, sayının %40. Şimdi bunun şuna ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Yani bir sayının %40'ıyla mesela bir sayının 2 bölü 5'i aynı şey. Ahmet parasının 2 bölü 5'ini Mehmet'e veriyor cümlesinde başlayan bir soru çıkarsa kesirden soru çıkmış olur. Ahmet parasının %40'ını Mehmet'e veriyor dersek yüzdeden soru çıkmış olur. Ne farkı var? Altyapı aynı. Hiçbir farkı yok. O yüzden yüzde konusunda kesir birebir aynı. Sadece burada ifadeyi böyle alıyoruz. Yani biz mesela şunu anlat, şunu verelim isterseniz. Şöyle verelim yani. Bir sayının, şöyle çizelim. Bir sayının yüzde A'sı diyorsa, yüzdesini alıyorsak şöyle alıyoruz yani. X çarpı, evet, A bölü 100. Bu. Bir kar zarar durumları falan var. Anlatacağım. İşte alan var. İşte ne bileyim, kuru üzüm yaş. Bu da soru tarzı göreceğiz biraz. Onları anlatacağız. Şimdi yüzde konusunda bir de soruya başlarken bir 100x meselesi var. Şimdi bakın. Benim maaşım 100 lira olsa. Mesela günlük hayatta örnek verelim. Benim maaşım 100 lira olsa. Ben kendi maaşıma %20 zam yaparsam maaşım 120 lira olur. Çok basit. Ama benim maaşım 1355 liraysa. Ben 1355 lira maaşa %20 zam yaparsam çok zor bulursun. Dedim, anlıyor musun? Kolay olmaz. O yüzden yüzde konusunda eğer sorunun başında verilen sayı belli değilse, işte bu ürünün fiyatı olabilir, bir bilye sayısı olabilir, ne bileyim bir çocuğun elindeki top sayısı olabilir, her şey olabilir. Eğer belli değilse kolay olsun diye 100x'i kullanabilirsiniz. Çünkü 100x dediğimiz zaman 100x'in yüzdesi alınmaz. 100x zaten 100'dür. %20'si 20'dir. %30'u 30'dur. Doğru mu? Yani bu kolaydır. 100x olmazsa biraz zorlayabilir. Yani 100x'in mesela atıyorum %20'sini alalım. Hiç almıyoruz. 20x'tir direkt olarak. Direkt yazarsınız. 100x'in %40'ını alıyorum mesela. Bu 40x'tir. %15x'tir. O yüzden yüzde konusunda 100x çıkış noktasında soruya başlarsanız problem sorularında kolay olabilir. Ama şimdi bu cümle şu yanlış ama. Her soruda 100x'i kullanacak. Hayır, o yanlış. O doğru değil. Ama 100x'i kullandığımız soru var. Kullanmama ihtiyacımız olmayan soru çeşitleri var. Olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Onu söylemem gerekiyor. Olabildiğince kullanmaya çalışıyoruz. Bu sorularda anlarsınız. Şimdi şu an havada konuşuyorum ben. Bunu en çok soruda anlarsınız. Yani. Bir başlayalım, konuşuruz. Bir okuldaki öğrencinin %45'i kızdır diye başlayan soruda 100x'i kullanmak lazım. Doğru mu? Şimdi x dersen kızlara bulmak çok zor olur. Yani atıyorum okulda bizim için ne olsun? 100x öğrenci olsun. Yüzde kaçı kızmış? %45'i. Doğru mu? 100x'in, iyi izleyin. %45'i kız. X burası. Yani 45x neyimiz var o zaman bizim? Kızımız var. Ne kaldı geriye? 55. 55x'de neyimiz var? Erkeğimiz var. Bunlar da erkek. Doğru mu? Tamam. Kız öğrencilerin 3'te 1'i, erkek öğrencilerin ise 5'te 1'i siyah saçlıdır. Cümleyi tekrarlıyorum. Kızların 3'te 1'i, erkeklerin 5'te 1'i siyah saçlıymış. 3'te 1'i kelimesi kese döndü. Kızları 3'e bölüyorum. Yani 15x. Bunlar siyah saçlıymış. Bunları 5'e bölüyorum. Evet, yani 11x. Bunlar da siyah saçlıymış. Doğru mu? Tamam. Ne demiş? Siyah saçlı kız sayısı, yani şu, siyah saçlı erkek sayısından kaç fazla? 20. İşte aradaki farkı 20'ye eşitleyebilirsiniz. Bazen şunu da yapabiliyorsunuz. 15x eşittir 11x artı 20. 11'i bu tarafa da yine eksi geçecek. Fark etmez yani. Siyah saçlı kız sayısı bu, erkek sayısı bu. Bundan 20 fazlaysa aradaki fark 20'dir. Çok uzatmayalım soruyu. 4x eşittir 20. X buradan kaç çıkar? 5. Şimdi ben şunu söylemiştim size daha önce. Bir daha söylüyorum.
kesir problemiyle yüzde probleminde x sayısı her zaman tam sayı çıkmaz. Çünkü yerine yazma olayı var. Çünkü bizim 100x'imiz vardı. 100x'de yerine yazdığımız zaman tam sayı olur genelde, virgülü çok nadir çıkıyor. Ama tekrarlıyorum, kesir problemiyle yüzde probleminde x her zaman tam sayı çıkmayacak. Çıkmayabilir. Şaşırmayın mesela. X 5 çıkmaz da 3 bölü 5 çıkar. 2 bölü 5 çıkar. 5, 7 bölü 10 çıkar gibi. Onu yerine yazdığımız zaman bir tam sayı genelde geliyor. Anlaştık mı? X'i her zaman bu konulara tam sayı bulmaya asla ve asla çalışmayalım. Soru neydi? Bu okulda toplam kaç öğrenci var? Soru kolaylaştı. 100x'ti zaten. X'i 5 bulduk. 100 kere 5'ten cevap kaç gelmiş olur? Bu okulda toplamda 500 öğrenci olmuş olur. Yani cevabımız Bursa çıkar. Tamam mıdır? Birinci sorumuz bu. Ya ne var şimdi? Bak sadece soruda %45 kelimesi var diye şimdi bir soruyu biz yüzdeden soru çıkmış algısı yaratamayız ya. %45 diyor ama gerisi kesir, sayı. Yani onları bilmeden bu konuyu nasıl geçecek? Olmaz. Ama 100x'i kullanmayı bilirsen tabii kolay oluyor. Bir grupta kişilerin %90'ı takım tutmaktadır. Takım tutanların %45'i taşıdır. Şimdi bak başlıyor. Şimdi 100x kişi olsun. Yüzde kaçı takım tutuyor? 90x. 90x takım tutuyor. Tamam. Takım tutanların 90x'in %40'ı. Şimdi artık 90x oldu ya sayı. 100x'ten çıktık. Artık bizim burada 90x'in %40'ını almamız lazım. 90x'in %40'ını alıyor. Şimdi bunu bazen, şimdi bakın. Öğrenci ikiye ayrılıyor grup olarak. Bazı öğrenciler %40'ını çok pratik yapıyor. Şimdi ben de pratik yapıyorum. Ama burada öyle anlatamayız. Yani anlatmak farklı. Şimdi teorik açı farklı, pratik farklıdır. Şimdi ben burada size şu 36 hocam. Hemen yapanlar var. Nasıl yapıyor? Şimdi burada 0 varsa sonunda, burada da 0 varsa sıfırları siliyor. Baştakileri çarpıyor. Hani yüzde sadeleşecek ya. Yani 90'ın %40'ı 36. Tamam. Mesela 90'ın %50'si 45. O 5 ile 9'u çarpıyoruz. Yanlış değil. Doğru. Ben de biliyorum. Ben daha kolay yap. Ben bunu da yazmam. Daha da kolay yapıyorum. Ama anlatamayız bu şekilde. Yani bu şekilde anlatırsak her soruda öğrenci bir şey arar. O da doğru olmaz yani. Tamam. Bunu öğrenmemiz gerekiyor bunu. Eşittir. Kaç bak sıfırlar gidecek. Şöyle gidecekler. 36x olacak. Bunlar neymiş? Beşiktaşlı. Tamam. Bu gruptaki Beşiktaş tutanların sayısı 18'miş. Yani burada 36x ifadesi neye eşitmiş? 18'e. Her tarafı 36'ya böldüğümüz zaman x ne çıktı? 18 bölü 36. 2'ye bölerseniz 1 bölü kaç gelmiş olur? 2 gelmiş olur. X tam sayı gelmedi. Sorun ne bu arada? Grupta toplam kaç bak? Her zaman sorduğu şeye bakıyorum. Toplam kaç kişi vardır diye sormuş. 100x soruyor yine bize. O zaman 100 çarpı x'i 1 bölü 2 bulmuştuk. 1 bölü 2 yaparsam cevap da kaç gelmiş oluyor? 50 gelmiş oluyor. Cevabımız nerede var? Ceyhanlar. Tamam mıdır? İkinci soruyu çözdük. Devam. Elimiz alışsın biraz. %30 karlar. Şimdi kar zarar anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Yani kar zarar problemi değil bir problem. Ne gerek var şimdi? Mesela karı bilmiyor musun sen? Şimdi karı üstüne ekleyecek miyiz, çıkaracak mıyız mesela? Bunu bilmeyen bir öğrenci var mı ya? Veya zam deyince ekleyecek misin, çıkaracak mısın? Zarar deyince çıkaracak mısın? Bunu biliyorsunuz tabii ki. Yani kar deyince ekleme yapacağız. Zarar deyince çıkarma yapacağız. Zam derse ekleme yapacağız. İndirim derse çıkarma gibi gibi. Yani bundan bir şey anlatmaya gerek yok. Bunun soru tarzına geçiş yapmayın. Yine yüzdeyle çözeceğiz. %30 karla satılan bir malın etiket fiyatı üzerinden. Şimdi bak. Ürünün fiyatı 100x olsun. %30 karla satılıyorsa. Bak %30 kere diyorum. Hazır mısın? Hemen 30 ekliyorum üzerine. 100x dedim ya, 30 eklersem 130x olur. Artık buradan çıktık. Artık burası yok. Artık yeni fiyatımız bu. Demiş ki 54 TL indirim yapıldığında %15 zarar ediliyor. Bak şimdi. 130'dan evet 54 lira indirim yapıyorum. Ve ben üründen %15 zarar etmeye başlıyorum. Ürünün fiyatı ne kadardı hatırla? 100x başlangıç fiyatı çünkü. 100x değil miydi? 100x olan bir üründen sen eğer bu ürünü %15 zararla yazamadım ki. %15 zarar edersen bu üründen, zarar edersen o zaman bu ürün 85x olmuş olur. Doğru mudur? O zaman eşittir 85x diyeceğiz. Ya bu soru 100x'le çözmezsek biraz uğraştırır bizi ya. Tamam x'i bulalım. Tam sayı çıkmayacak gibi duruyor. 54 karşıya geçsin, 85 buraya gelsin. 15 55x oluyor burası. Evet. Yanlış yaptım şu anda ya. Bence yanlış yaptım şu anda. Serkan şunu çıkarsana ya. 45 mi oluyor? 45 oluyor değil mi? Doğru. 55 olmaz. 30'dan 85. 45 mi olur? 45 olur değil mi? 55 olursa çıkmıyor. 54. 45'e böldüm her tarafı. 54 bölü 45'ten 9'a böleyim. 6. 9'a böldüm 5. 6 bölü 5 oldu. X'i bulduk. Buna göre bu mal kaç TL alınmıştı? Alış fiyatı buradan şuradan 100x'ten bahsediyor yani. Şuraya silelim. Şimdi yanlış anlaşılmasın. 100x'ten 100'de ne yapacağız? Çarpı 6 bölü 5 yapacağız. Tam sayı çıkmadı. Çıkmayabilir diye defalarca uyardım.
20, 6 çarpı 20 cevap kaç olmuş oldu? 120 gelmiş oldu. Cevap dediğim çıktı. Tamam mıdır? Yani 100x'i kullanmayı biraz öğreniyoruz şu anda. Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Devam. Bir satıcı bir malı %20 karla satarak satış fiyatı üzerinden %20 indirim yaparak satarken sonra indirim yapmış. 384 liraya malı satmaya devam etmiş. Şimdi başlıyorum. Hazır mısın? Şimdi 100x ile başlayalım. 100x. Yüzde kaç? %20 kar. %20 yazamadım. %20 kar. Hemen başlayayım. 120x. Şimdi artık işlem buna yapılacak. Burada bir işlem yapılmaz. Sonra 120x üzerinden %20 indirim. Artık bunu bulacağız. Bunu %20'sini buluyorum. Bak sakin olalım. 24x yapar. Ne bu şimdi? İndirim. Peki nereden indireceğiz? 120'den indirmemiz lazım. 120'den 24 çıkarırsak yani ne olmuş olur? 96x olmuş olur. Şimdi bu yazdığımı anladınız mı? Bak 120x'ti. %20 indireceğim. 24x yapar. Çıkarırsam 96x olur. Ve biz ürünü neye satıyoruz burada? 380. O zaman bu 96x neye eşit olması lazım? 384'e eşit olması lazım. X burada tam sayı çıkıyor. Güzel bir son dakika gelişmesi verelim. Bölersem 96. X kaç çıkıyor? 4 çıkıyor. X'i bulduk. Soru neydi? Bu malın maliyeti kaç liradır diye soru sormuş. Bu malın maliyeti burada. Bakın nerede? 100x'te. X'i kaç buldunuz? 4 buldunuz. Cevap da kaç gelmiş olur? 400 gelmiş olur. Cevap Bursa çıkar. Tamam mı? Bizim bu ilk verdiğimiz 100x sorunun başında öyle başladığı için maliyet. Bu cümlenin bir diğer karşılığı alış fiyat. Hem maliyet hem de alış fiyat. Tamam mı? Yüzde konusunda maliyet kelimesi de alış fiyatı kelimesinin karşılığı aynı. Aynı şeyi temsil ederler yani. Devam. Bir mal arka arkaya %60'lık ve %20'lik indirimlerden sonra. Şimdi bak %60'da %20 indirim yapıyorsunuz ya %80 yapmış olmuyorsunuz. Önce %60 yapıyorsunuz sonra %60 yapılan indirimden sonra %20 yapıyorsunuz. Anlaştık mı? 80 değil ha, sakın öyle bir şey yapmayın. Şimdi 100x'te başlayalım. Malın fiyatı bu olsun. Önce %60 indirelim. Yazayım. %60 indirim. Ne oldu? 40x oldu. Ürünün fiyatı buna düştü. Sonra 40x üzerinden %20 daha indirelim. %20 indiriyorum. Ne oldu? 8x. Bu da indirim. Çıkardım sonra bundan bunu. Ne oldu? 32x olmuş oldu. Ürünün son fiyatı bizim için 32x. Bak bir daha anlatıyorum. 100x ile başladık. Önce ürünü %60 indirdik. 40x oldu. Çıkardık. Artık sonra 40 üzerinden artık bunu alacağım. Yani 40x'in %20'sini pratik bulmak istemiyorum. Aldım 28. Bu da indirilmiş. Yerine yazdım. 32. Mesela bu zam olsaydı, önce indirim sonra zam yapsaydı 48 olurdu. Dikkatli olun. Tamam. O sorudan sonra değişir. İndirimden sonra ürün 96'ya satılıyor. Eşittir 96'ymış burası. Yine x burada tam sayı çıktı. X 3 geldi. Ne sormuş diye bakalım. İndirimsiz fiyatı sormuş. Yani neyi soruyor bize? 100x'i soruyor. X'i 3 buldunuz. Cevap da kaç gelmiş oluyor? 300 gelmiş oluyor. Nerede var? Ceyhan'da var. Tamam mıdır? Elimiz alışsın diye soruları çözdük. Değil mi? 3-5 soru çözdük. Şimdi yavaş yavaş artık olayı biraz daha problem haline dönüştürelim. Tamam? 6'da mıyız? Evet. Bir karayolu yapım hikayeleştirdik şimdi konuyu. Yapım projesinin her ay eşit uzunlukta yol yapılarak bir yılda bitirmesi planlanmıştır. Tamam. Bir yıl 12 ay bu arada. 7. ayın sonunda projeden sorumlu olan mühendis şöyle bir açıklama yapıyor. Hava şartları nedeniyle ilk 7 ay için planlanandan %20 daha az yol yapılmıştır. Kalan aylarda daha fazla çalışıp projemizi zamanında tamamlamış olacağız. Yani kalan aylarda şeyini arttırması lazım, seviyesini arttırması lazım. Buna göre kalan ayların her birinde yapılması gereken yol planlanana göre yüzde kaç arttırmalıdır diye soru sormuş. Şimdi bak, bir yıl ne kadar bu süreç Serkan? 12 ay. Şimdi başlıyorum. Diyelim ki 12 ay normalde yolu bitireceğiz. Ve biz aylıkta toplam 100x birim yol yapalım. Yani biz bir ayda toplam 100x yol yapalım. Tamam mı? O zaman bizim toplam yolumuz ne olur? 12 çarpı 100x olur. Toplam yolumuz bu. Eşittir. Biz bu yolu bitireceğiz kesin. Nasıl bitireceğiz? İlk 7 ay boyunca hava şartları dolayısıyla %20 daha az yol yaptık. Doğru mu? O zaman diyorum ilk 7 ay boyunca ben 100x'te ya şimdi. %20 daha az yol yaparsam ne kadar olur? İlk 7 ay 80x yol yaptım. Doğru değil mi? İlk 7 ay %20 daha az yol yaptım. Sonra kalan aylarda kaç ay kaldı? 5 ay kaldı. Toplam 12 yapacak. Bak şu ikisinin toplam 12 yapması lazım. Bak şununla şunun toplamının şunu vermesi lazım. Kalan 5 ayda acaba ben ne kadar yol yapayım ki? Soru işareti. Değil mi? A'da x deme şimdi. X'ler karışmasın. Orada x derse karışır. İşte ben kalan 5 ayda ne kadar daha yol yapayım ki? A deyip A'ya soru işareti koyayım. Bu yol toplamı 5 ayda bitsin yani. Toplam 12 ayda bitmiş olsun.
O A dediğiniz şey 100'ün üstünde çıkacak. Çünkü ilk 7 ay az çalıştınız, şimdi biraz daha fazla çalışmanız gerekecek. Doğru değil mi? Peki yapalım şimdi. Silecek bir şey var mı? Bence gerek yok. 1200x eşittir 560x artı 5a yaptım mı? Yaptım. 5a, 560 buraya geçti. 700, 640x eşittir 5a oldu mu? Oldu. 5'e bölersem 640 sayısını ne yapar? A eşittir 128x. 128x ne demek gençler? %28 yolun ne yapması lazım mantık olarak? Artması lazım. Çünkü biz 100x diye yola başlamıştık. Sonunda 128x çıktı. Doğru mu? Demek ki ben kalan 5 ayda kendim planladığımdan %28 daha fazla yol yaparsam bu yolu ne yapmış olurum? Mantık olarak bitirmiş olurum. Tamam mıdır? Güzel bir hikayesi olan yüzde problem. Kestir sayı karışık çözüyor bu. Hepsi var içinde neredeyse. Az önce de yoktu da sayı problemine çok benziyor mesela. Bir fabrikada üretilen havlu sayıları 3 gün boyunca incelenmiştir. Güzel. Bu fabrikada ikinci gün birinci güne göre %50 fazla, üçüncü günde ikinci güne göre %50 fazla olur. Bak şimdi size burada bir şey öğretirim. Şimdi yüzde probleminde 3 temel yüzdeyi bilelim. 3 temel yüzde var. 1. %50. Bir sayının %50'si yarısıdır. Biliyoruz da konuşalım ya. Ya bir sayının %50'si nedir? Yarısı. Mesela 50 kişilik bir sınıf var. %50'si 25 kişidir yani. 2 %20. Bir sayının %20. Hatta şöyle yapalım. %50 yarısı. 2 %25. Bir sayının %25'i 4'te 1'dir. Bak bir sayının %25'i 4'te 1'dir. 3 %20. Bir sayının %20'si 5'te 1'dir. Dedim anladık mı? Tekrarlıyorum. %50 yarısıdır. %25 4'te 1'dir. %20 5'te 1'dir. Anlaşıldı mı? Bunlara dikkat edin. Peki. Niye anlatıyorum bunu? Hani bazen %50 derse 100x yerine 2x falan da kullanabiliyoruz. Ben 100x'i kullanacağım burada görün diye. Yani öğrenci. Şimdi ben bu soruyu çok hızlı yaparım. Soru hikayesi uzun. Biraz da bizi uğraştıracak. Ama buradaki amacım çok hızlı yapmak değil. Öğrenci sınavda nasıl yaklaşır da bulmak istiyorum. Tamam? Demiş ki 3 gün var. Birinci gün. İyi izleyin lütfen. İkinci gün, üçüncü gün. Şimdi her gün %50 daha fazla üretmiş. Doğru mu? İlk gün o zaman ne olsun? 100x üretsin. Böyle gider öğrenci yani. İkinci gün 150x olur. Üçüncü gün ne olur? Bunu bak dikkat. Şimdi bunun yüzde bak bunun %50'sini hızlı bulalım. Bunun %50'si kaç yapar? 75x olur. Doğru mu? O zaman üçüncü gün 225x havlu üretir. Önce burayı anladınız mı? Bak 100x üretti ilk gün. Sonra %50 fazla 150. Sonra 150'nin %50 fazlası 225 oldu. Ya da şöyle yapabilirsiniz. İlk gün 4x üretsin. %50 fazlası 6x yapar. Yarısı 2x yapacak. Bunda 9x yapar. Bu da olur. İşte pratiği bu. Mesela ben sınavda böyle yaparım. Ama bu konuya çok hakimiyet istiyor. Niye 4 dedi mesela 2 demedi hoca? 2 desem 3 çıkacak. 3'ün yarısı 1,5'lu çıkacak. Gibi. Anlaştık mı? Ama öğrenci böyle yaklaşması kolay değil. O yüzden ben böyle şu anda yaklaşmayacağım. Yoksa yapmak isteyen böyle yapabilir. 4x 2 defa %50 alacağım için. Normalde bir defa alsam 2x diyecektim. Gibi. Tamam. İlk 2 gün şurayı okuyorum. Şurayı. İlk 2 gün üretilen toplam havlu sayısı 3. gün üretilen havlu sayısının 2 katı olsaydı. Bak değil. Şimdi ilk 2 gün ne kadar? Şu anda şununla şunun toplamı ne kadar yani? 250x. Bu diyor. Şurada 3. gün üretilen havlu sayısı yani şunun 2 katı olsaydı kaç? 450x. Yani burası buradaki 250x 450x olsaydı tamam. Olsaydı 320 havlu daha fazla üretilecekti. Demek ki bakın burada 250 450 200x fazlalık yok mu? İşte bu kadar havlu fazla üretilecek. O zaman bu da kaça eşit yani? 320. Adam sana x'i buldurmaya çalışıyor ama biraz karmaşık bir cümle kuruyor. Tekrarlıyorum. Diyor ki ilk 2 gün üretilen havlu sayısı 3. gün üretilen havlu sayısının 2 katı olsaydı değil. Değil. Ama diyor ki olsaydı diyor. Doğru mu Serkan? Kameranın şarjı mı bitiyor? Ha? Şarjı bitiyorsa durdur kardeşim. Geliyorum. Hemen geliyorum. Evet kameranın bir şarjı bitiyordu. Biraz hava sıcak olduğu için klima açıyoruz falan. O yüzden onu siz şey yaparsınız. Diyor ki ilk 2 gün üretilen havlu sayısı 3. günün 2 katı olsaydı ki değil. Doğru ama olsaydı 450 olurdu. 320 havlu fazla üretilecek. O zaman 200x'in 320 olması lazım. Şimdi sakin oluyoruz artık. 200'e bölüyorum her tarafı. 40'a bölünür galiba. Evet 40'a böl. Sıfırlar gitsin. 4'e böleyim. 8 bölü 5. X'i bulduk. Yerine yazmamız lazım. Ne sormuş? Toplam kaç havlu üretilmiştir? 100, 150, 250. 225 de burada var. 475. Bak şu üçünü topluyorum. Bu, bu ve bu. 475 x'i soruyor. 475 x'i soruyor. X'imiz kaç? 8 bölü 5 çarpı 8 bölü 5. Şimdi şu bizim her gün yaptığımız bir işlem değil. Yani 475'i biz her gün 5'e bölmüyoruz. Ama 500'ü 5'e bölürsen 100 yapar. 25 yok, 5 yok, 95. Pratik olarak öyle yapacaksın. Ya da normal yurdum bölmesi yapıp
bulacaksın. İşlem hatası yapmaman lazım. Çok dikkatli ol. Çarpı 8 cevapta ne yapar? 760 yapmış olur. Yani ÖSYM'in birebir mantığı yani. Hiçbir kural, belli bir kalıp soru değil. Direkt olarak görünmüyor. Biraz uğraşman gerekir. Pratik olsa şöyle çözecek, yoksa böyle çözüyoruz falan filan. Bir işlem yaptık, kesir var, bilmem ne var. Değil mi? Yorumsal durumlar var. ÖSYM bunları son zamanlarda bayılıyor. 8'i çözüp bu videoyu bitireceğiz. Eski ve yeni kitapların bulunduğu bir kitap işte. Bütün kitaplar %20 karla satılıyor. Güzel. 100x'de 120x yani. Tamam. Bir kitabın eskisinin alış fiyatı, yenisinin satış fiyatının yarısı kadar. Şimdi eski, bak dikkatli olalım, yeni. Şimdi şöyle yapalım. Eskisinin bu alış olsun, bu da satış. Eskisinin alışı, yenisinin satışının yarısı kadar. Şimdi yenisine 100x diyerek başlayalım. Kitaplar %20 karla satılıyordu ya, o zaman satışı 120x olur. Eskisinin de alışı, yenisinin satışının yarısı. Yani 60x olur. Peki buradan biz eskisinin satışını nasıl bulacağız? Kitapların tamamı %20 karla satılıyordu ya. O zaman 60x'in %20'sini alacağız. 5'te 1'inden bahsediyorum bu arada. Şöyle. Bu da ne yapar? 12x yapmış olur. Doğru mu? O zaman bunu 12x arttıracağız. Ne olacak yani? 72x olacak. Adam diyor ki sana 2 bilinmeyen kullanma. Normalde biz bu soruda 100x, 100y diyerek gitmemiz gerekiyordu. Ama dedi ki adam 2 bilinmeyen kullanma kardeşim. Tek bilinmeyen eskisinin alış fiyatını ben sana veriyorum dedi. Eskisinin alışı yenisinin satışının yarısı kadar. O zaman yenisi 100x, 120x, 60x yapmış olur. Oradan da 60'tan da 72'ye gidiyorum. %20 fazla çünkü, tamam. Ne demişti burada başka? Bu kitapçıda aynı kitabın eskisinden 3 tane. Bak kitap alacağız. Dur şimdi. Bir şeylere basıyorum. Şöyle çizelim. Düzgün çizgi çiziyorum. Burada iyi. Eskiden 3 tane, yenisinden 5 tane satılarak toplam 68 lira kar edilmiştir. Şimdi bakın. Biz eskiden ne kadar kar ediyoruz? 60-72. Tanesinden 12x tane kar ediyoruz. Bir tanesinden. Satış, alış. Yenisinden 20x. Eskisinden 3 tane. O zaman ne yapıyorum? Çarpı 3. Bunu da ne yapıyorum? Bunu da çarpı 5. Doğru mu? Alarak veya satarak ne kadar? 68 lira kere diyorum. X'i bulacağız. Sonra getirip ne sorarsa yerine yazacağız. 36 yapar. 100 burası. Burası 100x. 36, 136x yapar. Korkmayın. X tam sayı çıkmaz. Kolay kolay çıkmaz X tam sayı yüzde konusunda. 136'ya böleriz. Doğru mu? Sonra bu iki katı zaten. X eşittir. Ne olur? 1 bölü 2 olur. Ne sormuş diye bakalım. Buna göre, bak burayı hep okuyorum. Bak hiç çıka bakmamışım ne kadar. Bu kitabın eskisinin satış fiyatı ne kadar? Eskisinin satış. Neyi soruyor size yani? 72x soruyor. O zaman 72 çarpı evet 1 bölü 2 yapıyorum. Cevap da kaç gelmiş oluyor? 36 gelmiş oluyor. Anlaşıldı mı? Güzel, bir yüzde sorusu daha çözdük. Yani şu biraz daha çözeceğiz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakın bunlar hep ÖSYM'in son zamanlardaki mantığıdır. Sonra kar zarar geçeceğiz. Aslında aynı şey, farklı bir şey yapmayacağız. Ama biraz isim vererek gideceğiz. Tamam? Bilginiz olsun yani. Biz şimdi neredeyiz? 9'a geçeceğiz birazdan. Evet, ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi devam ediyoruz yüzde. İstersen iki video çözün. Hani iki video dinleyin, sonra isterseniz yüzde çözün. Fark etmez. O vaktini siz ayarlarsınız. Ben anlatırken asla asla çözmeyin. Benim canımı sıkmayın. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.